Koğuşa Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Aylin Çiftçi'ye açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli rektör vekilim, değerli başkanım, çok değerli federasyon başkanım, değerli hocalarım, değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün bizim için ergoterapiyi Türkiye'de gündeme getirme günü. Ben de bugünün ve bu kongrenin öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeni bir genel müdürlük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da yeni bir bakanlık Türkiye için. Yaklaşık 1,5 yıl oldu bakanlık kurulalı. Bakanlığın içinde de bu genel müdürlük daha önce Başbakanlık Özürler İdaresi Başkanlığı olarak bilinen kurumun ve SEHAÇEK olarak bilinen Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bildiğimiz huzur evlerinin engellilere yönelik bakım merkezlerinin bağlı olduğu genel müdürlüğün toplamından aslında birleşiminden oluşan bir genel müdürlük. Tabii alanımız çok genişledi. Bir farklı nokta da özellikle saha uygulamasının daha fazla içinde olmuş olduk. Sadece politika belirleme değil, aynı zamanda saha oluşturma, onunla ilgili gözlemleri yapma, kuralları koyma ve değerlendirme, izleme çalışmalarını yürütme üzere biz de görev alanımızı netleştirmiş olduk. Tabii engelli ve yaşlı deyince o kadar farklı disiplinler işin içine giriyor ki biz burada neredeyse çalışmadığımız bir disiplin bulamıyoruz. Mimarlıktan spora, kültürden sağlığa, aklınıza gelebilecek hayatta ne kadar alan varsa hepsi aşağı yukarı bizim alanlarımızın içine giriyor. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. Yaşlı demek, engelli demek, içinde kadın var, çocuk var. Her yaşa hitap ediyorsunuz ve insana hitap ediyorsunuz. Dolayısıyla hayatta ne varsa bu hizmetlerin içinde de bunlar yer almış oluyor. Ancak tabii ergoterapi yeni bir alan. Türkiye için, az önce çok değerli hocamız açıkladılar. 2009 yılında ilk kez burada, bu üniversitede kurulmuş olan bu bölüm. Umarız öyle niyet ediyoruz ki bizlerin de katkısıyla, bir parça katkımız olabilirse çok mutlu olacağız, Türkiye'de yayılacak. Biz ergoterapiyi yeni bir ilaç olarak görüyoruz. Türkiye'de bu alanda, insana hizmet alanında yeni bir ilaç. Ama bu ilacın hiçbir yan etkisi yok. Olumlu etkileri çok. Bu olumlu etkilerini daha da artırmanın bir yolu, aslında ekibi artırmaktan geçiyor, ekibin tecrübesini artırmaktan geçiyor, ekibin görev alanlarını tanımlamaktan geçiyor. İşte bizim de yapmaya çalıştığımız bir yerde bu. Çünkü genelde çalışmaları planlarken bütün disiplinlerden de hocalarımızı içinde olabilecek kişileri davet ettiğimiz zaman şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz, gerek engellide gerek yaşlıda. Bu alan bizim alanımız. İşte tıp doktoru geliyor, bu alan bizim alanımız. Sosyolog geliyor, bu alan bizim alanımız. Psikolog geliyor, bu bizim alanımız. Bu hepimizin alanı. Biz öyle görüyoruz. Bu hepimizin alanı ve bu alan o kadar geniş ki bu alanda hepimizin çok önemli bir yeri var. Ama bu yerler henüz daha Türkiye'de belki tam tanımlanmış değil. Yani bir yemek düşünün. Yemekte diyorsunuz ki sadece tuz olacak. Neye yarar bu yemek? Sadece İşte sebzesi olacak. Neye yarar bu yemek? Yemekte her şey olacak ama dozunda ve yerinde. O zaman lezzet olacak. İşte biz de bu lezzeti yakalamaya çalışıyoruz. Doğrusu iyi bir yemeğin ortaya çıkması için bunu tanımlamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız çalışma esas olarak bunu ifade ediyor. O yüzden de Türkiye'de ergoterapinin bilinmesini, tanınmasını arzu ediyoruz. Bu kongre için hocalarımız bizlere geldikleri zaman memnuniyetle kabul ettik. Çünkü henüz Türkiye'de tam bilinmeyen bir alan, gelişmesi gereken bir alan, bizim çok ihtiyacımız olan bir alan. Geleceğin önemli bir mesleği olarak biz değerlendiriyoruz ergoterapiyi ve bunun toplumda yeterince bilinmediğini görüyoruz. Birçok
vakada, birçok örnekte sahada çalışma yaptığımız zaman sadece kurumsal bakımdan kastetmiyorum. Aynı zamanda sosyal hayatta, günlük hayatta da kişilerle karşılaştığımız zaman ergoterapinin üstlendiği çalışmalar yapılmadığı için yeterince bu kişilerin aslında evlerinde, kendi ortamlarında hapis kaldığını tabii ki üzülerek müşahede ediyoruz. Ama bu çalışmalarla, işte bu bölümlerin açılmasıyla, sahaların geliştirilmesiyle, mesleğin tanımlanmasıyla, iş alanlarının netleşmesiyle, belirlenmesiyle öyle zannediyoruz ki bu problemler ortadan kalkacak. Hepimiz işin doğru yerinde olacağız ve ortaya hakikaten güzel bir sonuç çıkacak. Ben biraz örnek vermek istiyorum. Neden bu çalışmaya çok ihtiyacımız var? Özellikle sizler tabii ki bunu çok iyi biliyorsunuz ama bunu kamuoyuyla paylaşmak adına bu örnekleri vermek istiyorum. Çok ihmal ettiğimiz bir engel durumu var, engellilik durumu var. O da akıl hastalığı. Özellikle şizofreni Türkiye'de çok fazla görülen bir akıl hastalığı. Ve şizofreni de biz genelde ne yaparız? Hastaneye gider, tıbbi tedavisini alır, daha sonra bir iyileşme gösterir, tekrar eski bulunduğu ortama döner. Ancak bu bulunduğu ortamda gene aynı aile vardır, gene aynı sorunlar vardır, gene aynı kişiler vardır, aynı dert vardır. Yani kafadaki şey değişmemiştir. Sadece ilacın yarattığı geçici bir iyileşme söz konusudur. Ve kısa bir süre sonra yeniden yükselen, yeniden hastaneye, yeniden tedavi, tekrar aynı ortama. Şimdi bunun ilacı nedir? Bunun ilacı sadece oradaki medikal ürünler midir? Ben bir tıp doktoru olarak kesinlikle bunun böyle olmadığını ifade etmek istiyorum ve kendi gözlerimizle de görüyoruz zaten. Bunun tek ilacı bu değildir. Şüphesiz ki medikal tedavi çok önemli. Ancak bir o kadar önemli olan iş aslında bu uğraş alanlarının oluşturulması. Bunu da yapacak olanlar işte ergoterapistler aslında. Şizofreni için daha önce oluşturulmuş olan bir İpek Adı Dokuma Atölyesi'nde biz bu kişilerin çok ağır durumda olan, yıllarca ağır ilaç tedavisi görmüş olan ve ailesi dağılmış, perişan olmuş durumda olan kişilerin bu İpek Adı Dokuma Atölyesi'nde sigarayı bıraktıklarını, bir şizofren hastası için sigarayı bırakmanın ne demek olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz herhalde. Sigarayı bıraktıklarını, sakal tıraşı olmazken her gün sakal tıraşı olup geldiğini veya selam vermezken yüzünün güldüğünü, o mimiklerinin, o dolu ifadenin ortadan kalktığını görüyoruz. Ve şöyle geliyor annesi, ben diyor artık oğlumu tanıyamıyorum diyor. Her gün sabah ben uyandırmadan, zorla uyanırdım, ben uyandırmadan uyanıyor ve buraya gelmek istiyor diyor. Şimdi tabii ki kişinin o bireysel özelliklerini çok iyi ortaya çıkarmak lazım. Bizim bundan sonraki çalışmalarımızda önemli bir felsefemiz, artık nasıl hastalık yok, hasta var diyoruz. Aynı şekilde biz de çalışmamızda engellilik diye bir şey bilmiyoruz. Biz kişiyi tanıyoruz. Kişinin özelliklerine göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. O yüzden bireysel bakım planları oluşturuyoruz, bireysel eğitim planları oluşturuyoruz. Şimdi bir de bireysel ergoterapi planları oluşturmamız gerekiyor. İşte onları oluşturacak ekipler de buralardan çıkacak. Çünkü çözümü bu işin hayatın içine aktif katabilmek. Aktif katabilmemiz için eline taktığımız bir protezse onu nasıl kullanacağını iyi bilmesi gerekiyor. Eğer spora meraklıysa bu kişinin sporla buluşturulması gerekiyor. Ve o buluşturma noktasında sürekli bir rehberlik hizmeti gerekiyor. Eğer kişinin olağanüstü bir yeteneği varsa, müzikle ilgili bir çalışması varsa bunun hakikaten teşvik edilmesi gerekiyor. Veya kafasında herhangi bir şey yok ama yapabileceği çok şey varsa o zaman bunun ortaya çıkarıp bunun desteklenmesi gerekiyor. Şimdi bunu kim yapacak? Bunu psikolog mu yapacak? Psikologun işi başka. Bunu fizyoterapist mi yapacak? Fizyoterapistin işi başka. Bunu hekim mi yapacak? Hekimin işi başka. Bunu kim yapacak? Bunu ergoterapist yapacak. İşte o yüzden bizim bu alana çok ihtiyacımız var. Bu alanda yetişmiş gençlere çok ihtiyacımız var. Biz bir taraftan bununla ilgili yönetmelikleri, altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu iş alanlarını tanımlamaya, mesleki yeterlilik kurumu başkanlığıyla tanımlamaya.
Ve yönetmeliklerimize özellikle bu mesleği koyuyoruz ki çalışma yeri belli olsun, çalışma noktası, görev tanımı belli olsun. Şu anda doğrusu yoğun bir mevzuat çalışması içindeyiz. Bütün amacımız sistemi doğru kurabilmek ve bu sistemin içinde herkesin alanını net olarak belirleyebilmek. Bunları belirlerken de tabii şüphesiz ki bu kongrelerin çok büyük katkıları var. Dünyada ergoterapi çok aşama kat etmiş bir alan. Türkiye'de aşama neden kat etmedi? Aslında az önce yine değerli hocamız bahsetti. Biz eski terapi çalışmalarının içinde Osmanlı'dan gelen geleneğimizde aslında müziği görüyoruz, sanatı görüyoruz, hayatın içinde olabilecek her şeyin orada olduğunu görüyoruz ama ne oldu da onları bıraktık? Herhalde biz biraz fazla diğer bilimsel alanlara daldık, kısımlarını biraz ihmal ettik. Aslında kişinin manevi desteğe, sosyal desteğe, kültürel desteğe çok ihtiyacı var ve yeni hayata, yeni vücut donanımlarıyla başladığı yeni hayata hakikaten adapte olurken ciddi bir profesyonel desteğe ihtiyaç var. Bu destek de bu çalışmalarla gelecek diye ümit ediyoruz. Ben öğleden sonraki bölümde bu konuyla ilgili politikalarımızdan daha detaylı bahsedeceğim için çok o alana girmedim. Ancak bu kongrenin bizim için ne kadar önemli olduğunu, Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve buna bu konuya gerek Sağlık Bakanlığı, gerek bakanlığımız olarak ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istedim. Öyle umuyoruz ki biz artık bundan sonra bu çalışmalarla kendi ayakları üstünde duran, yardım odaklı değil, yani biz şu ana kadar hep yardım anlayışıyla hizmet sunmaya çalıştık. İşte maddi yardım, bir takım aynı nakdi yardımlar şeklinde destek olmaya çalıştık. Ama kişinin kendi ayakları üstünde durmasını sağlamak en büyük yardımdır. O yüzden yavaş yavaş bu maddi yardımlardan çıkıp, hatta hızlı bir şekilde bu tür destek çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bakanlık olarak da, genel müdürlük olarak da politikamız bu yönde. Ben, Sayın Bakanımız bugün İstanbul'da var. Başbakanımıza bir sunum yapmak üzere orada bulunuyorlar. Bu nedenle Sayın Bakanımız katılamadılar. Kendilerinin selam ve saygılarını ileterek, aynı zamanda kendim de selam ve saygılarımı ileterek bu kongrenin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar. Konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.